babam var. Sen benimle gel lütfen. Ben bu masada bir kere hayatımı bıraktım. İkincisi olmayacak. Yeterli çal. Hazır. Ya. Ya. Bırak. Çekilin! Dayı! Gitme. Vakit geldi. Gitmek zorunda. Hasta eks oluyor. Hayır. Hayır, çek elini. Çek elini. Ailen için. 250 şu. Hazır. Çekilin. Bella. Bella.
Rümeyye! الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlıktan hidayete erdiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar, Peygamberimizin âline ve ashabına salatu ve selam olsun. Bütün canlıların hayatlarıyla sundukları hediyeler, bütün ruh sahibi olan insanların, hayvanların, mukarrab melaikenin ibadetleri Allah'a mahsustur. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. الرحيم لتنذر قوما
baba. Senin ne işin var burada? Benim bugün iki oğlum vardı. İkisini de gömdüm toprağa. Sen de inanmıyorsun, beni öldürmedim. Cihan Ağa değil mi bu? Ne diye gelmiş buraya? Kelepçeli değil mi o? Katil. Abi katili. Utanmadan bir de gelmiş buraya. İnsan abisine nasıl yer? Ben de abimin katili değilim. Onun canına kıymadım. Ben onun canına nasıl kıyarım? Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Ben abime son görevimi yapacağım. Gitsek iyi olacak Cihan Bey. Acılı gününüzde taşkınlık çıkmasın. Yanına Umut'u getir bana. Sizi bekleyeceğim. Seninle konuşmam lazım İran Ağa. Aile nüfusundan yalnız sen kurtarabilirsin. Sonunda öleceğimi bilsem bile her şeyi anlatacağım sana. Arman. Hı? Erkan mı? Koş yakala koş. Miran Şadoğlu. Beni bul. Fırat'ı yakalayın şunu. Yok değil mi? Miran artık bu işin peşini bırakmaz. Miran bıraksa bile Cihan çıkınca ilk benim kapımı çalacak. Ölüsü artık bir işe yaramaz. Dirisi konuşacak. Diyecek ki bu işi Cihan Şadoğlu tezgahladı. Tamam. Başına aman. Haydi, haydi çık. Kimmiş? Yok, yakalayamadık. Ben İstanbul'a, Reyyan'ın yanına gideceğim. Git kardeşim sen, git. Git, ben buradayım. Kerene kalırsa ben halledeceğim. Hiç merak etme. Eğer Reyyan'a bir şey olursa... Oğlum sana emanet, tamam mı? Biren, sakın, sakın, sakın. Reyyan yoksa Miran yok. Boşuna demedik. Eğer Reyyan'a bir şey olursa... Olmayacak kardeşim. Olmayacak. Olmayacak, tamam. Sen gideceksin. Karnında çocuğunu alıp geleceksin buraya.
Babanın yasını tutacaksın. Sonra beraber çocuğunuzu büyüteceksiniz, tamam mı? Fırat. Gidene Yapet. Bana seslenen çocuğu bul, tamam mı? Bulacağım, merak etme. Miran. Bak ben Cihan Şahlı'nın günahı o kadar sevmem, bilirsin. Ama Cihan Bey, Hazar Bey'e çok düşkündü. O yapmadı diyorsa. Annem gözlerimle yordum diyor yaptığını. Yaren durdaymış. O da tam aksini söylüyor. Neler öyledir oğlum kızı. Haklısın. Bu işin içinde başka bir oyun var. Ve o çocuğun da bu oyunla ilgisi var. Oluruz, çözeriz. Ben döner dönmez bu meselenin peşinden düşeceğim. Ama sen de o sırada eğer bir şeyler bulursan... Tamam, haber ederim. Gündür bir şey yemedin. Zehra yapma. Reyhan uyandığında seni böyle görmesin. Torunumu beklerken tabutu geldi ağlıyor. Rüyasını görmüştüm biliyor musun? Gördüm ama Reyhan'a yordum ben. Çünkü ölümle cebelleşen Reyhan'dı. Ama giden Hazar Bey olacakmış meğer. Dede olduğu gün öleceğini bilmeden beklemiş ölümü. Zehra, ben çok üzgün. Tekrar başınızdan olsun. Çok büyük bir acı. Ben evlatlarım... Evlatlarım yetim kaldı. Ben köksüz. Aklı Reyhan'daydı. O da gelecekti buraya ama çocuklar var dedim. Çocuklar var, gelme. Onlara sen bak dedim. Ben mani oldum gelmesine. Ben engel olmasaydım. Bilemezdin. Hiçbirimiz bilemezdik. Ben nasıl söyleyeceğim Reyhan? Reyhan'a ne diyeceğim ben?
şimdi Reyhan'a hediye edeceğim. Sen de mi geldin oğlum? Azar ağamı severdim. Yattığı yer nur olsun. Gelen gidendir, yemektir, çaydır, geleyim bir işin ucundan tutayım dedim ağam. Eksik olma oğlum. Ama taziye çadırında çocuklar ağırlıyorlar misafirleri. Sağ ol. Gene de bir emriniz, bir ihtiyacınız olursa halledeyim. Sağ ol oğlum. Hadi gel dinlen biraz. Evlatlarım, sana emanet. Anne. Oğlum. Başın sağ olsun Bilal. Dostlar sağ olsun doktor. Giden bilmez. Ölüm en çok kalana zordur bilirim. Sadece doktor olarak değil. Aynı zamanda bir baba olarak dilediğim bir şey var. Allah herkese ölümü sıralı versin. Amin. Sağ olasın doktor. Beni babama gönderdiğin için. Reyhan'ım hakkında sürekli bana bilgi verdiğin için. Her şey için sağ olasın. Ama artık
bana karımın durumuna dair elle tutulur bir şey söyle. Reyhan'ı uyandırma kararı aldık. Reyhan iki gündür uyuyor. Verdiğimiz takviyelerle vücut direncinin yükseldiğini düşünüyoruz. İlacı keseceğim bir an. Peki, sonra ne olacak? Sonrası Reyhan'a bağlı ama bunu yapmak zorundayız bir an. Doktor. Ya... ya uyanamaz. Ya böyle bir ihtimal var. Ama ben Reyhan'a güveniyorum. Ne dediyse yaptı. Bak sana oğlunu verdi. Şimdi de kendi savaşını veriyor. Eminim onu da başaracak. Reyhan da ben de sana verdiğim sözü tutacağız. İnşallah doktor. İnşallah. Hadi kalk. Oğlanı görmeye gidelim. Umut özlemiştir seni. Hadi. O da kendi savaşını en iyi şekilde veriyor. Oğlun çok güçlü Milan. Annesi gibi. Madem henüz annesine kavuşamıyoruz, he? O zaman sen de gel babanın kollarına. Sıcaklığını hissesin. Sana yemin ederim, kimsenin üzülmesi izin vermeyeceğim. Asla yalnız kalmayacağım. Çocuk Miran'ın yaşayamadığı ne varsa Umut yaşayacak. Hiçbir şeyini tamamlayamadığım. Eksik kalan ne varsa oğlumla tamamlayacağım. Reyhan, Umut bize çok iyi gelecek. Miran. Annesi uyanacak. Annesi uyanacak, birlikte olacağız. Bunun için mi Miran? Bunun için mi Reyhan içeride ölümle savaşıyor? Sen kızımı olmayacak bir hayale inandırdın. Kızım sırf sana bir evlat versin diye içeride ölümle cebelleşiyor. Canından vazgeçti. Sen ne yapıyorsun? Evladını kucağına bile almıyorsun, öyle mi? Alacağım. Alacağım. Reyhan uyandığında... Ya uyanmazsa? Ya Reyhan bir daha gelmezse? O zaman ne olacak? O zaman ne olacak ha? O zaman da şimdi yaptığın gibi vaz mı geçeceksin? Hayır, yapmayacağım öyle bir şey ben. Az önce kızımın emanetini ardında bıraktığın gibi çekip gidecek misin o zaman da? Sus. Çünkü Reyhan gitmeyecek. Reyhan gitmeyecek, ben biliyorum. Ben sana söyledim Miran. Ben sana dedim, bu işin sonunda Reyhan'ın canı var dedim. Ben dedim ama sen beni dinlemedin. Şimdi el kadar bebeğe mi ödetiyorsun bunun bedelini ha? Sözünü tut. Verdiğin sözü tut, kızımın umudunu yaşat.
Reyyan yaşamasa da Umut'u yaşatacaksın. Yaşayacak, yaşayacak Reyyan da yaşayacak, ben biliyorum. Reyyan bırakıp gitmez, gitmez Zerra'na, gitmez. Gitmez. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Sana öyle bir ah ettim ki, yüzün asla gülmeyecek. Ne zaman kalbine ufak bir sevinç yerleşse, dur şu kanlı yaşlar döken gözlerimi hatırla. İki cihanda da elim yakanda. Ben ta en başında sana ah ettim. Benim yüzümden oldu. Serhan. En başında ettiğim ahlar yüzünden oldu. Ama çoktan affetmiştim ki ben seni çoktan. Kızım seviyorum. Hazar Bey'in evladısın diye affettim ben seni. Çok evladım gibi sevdim. Nereden bileyim ki ettiğim ahlar gelip beni bulacak. Şimdi gözümdeki kanlı yaşlar benim kızım için, kocam için akacak. Nereden bileyim? Benim yüzümden. Ulan, hiçbir şey senin yüzünden değil. Benim yüzümden. Hiçbir şey senin yüzünden değil. Benim ettiğim beddua yüzünden oldu. Benim yüzümden. Ben yaptım, benim yüzümden oldu. İlacı kestik dediler ama neden hala uyanmıyor ki? Doktor 48 saat dedi Zehra. Merak etme. Reyhan bizi o kadar bekletmeyecek. Ne bizi ne de annesine babasına kavuşmayı bekleyen Umut'umuz. Nefes alıyorum. Yalnızca 5 dakika. Annen haklı. Sen dünyanın en güzel resmisin. En güzel kokusuzsun. Çünkü sen Reyhan'dan bir anın umutusun. Bu baba oğlu ilk konuşmamız herhalde. Gerçi ben sen annenin karnındayken seninle çok konuştum. Ama bu bambaşka bir şeymiş. Sen çok başkasın. Şimdi böyle kollarımdasın, karşımdasın. Bunun
heyecan bambaşkaymış. Özür dilerim babacığım. Ama işte anne niye oğlum dersi o kadar zor ki. Şey. Çok zor. Ben sadece... Görünce halimizi. Baba haklı mısın diyeceğiz. Eğer anneni merak ediyorsan... ...annen uyuyor. Çünkü... ...seni bize vermek için çok yoruldu. Biz... ...seninle tam bu anı yaşayalım diye... Dönecek. Dönecek. Bizi yalnız bırakmayacak. İlerideki için şapkanı getirdim. Buna diyeceğim ki oğlum sana kokunu yolladı. Şimdi başına sürüyorum bunu. Oğlum sana kokusunu yolladı diyeceğim. Ne demek bulamıyoruz lan? Ha? Ne demek bulamıyoruz lan? Ha? Ne demek bulamıyoruz lan? Bari size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Adam cenazeye kadar geldi cenazeye. Kendini yakmak pahasına gerçekleri söyleyecekti adam orada. Benim garantim ne Halit? He? Benim garantim ne? Erkan'ı bulamıyorsunuz. Ailesini bulamıyorsunuz. Lan konuşsana oğlum, benim garantim ne? Her yerde arıyoruz hanım ağam. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Her şey bitecekti o gece var ya. Hazer'in öldüğü gece her şey bitecekti. Ben niye size güvendim ya? Cihan Sadoğlu. Baygın hanım ağam, kızın sesini duyunca kurtarmaya geldi. Ben de vurdum kafasına. Bu silahı iyi saklayın. Cihan'ın tek kurtuluşudur. Bulunursa Hazer'i onun vurmadığı anlaşılır. Ben oğlum tamam. Korkma bu kadar. Erkeksin. Bitti gitti. O iyi biriydi. Yani bana yardım edeceğini söylemişti. Ölmesi gerekli miydi? Bakalım. Sen bunu ailen için yaptın. Öyle değil. Ha? Kim her ne kadar iyi olursa olsun
ailenin önüne geçemez, öyle değil. Sen Hazer'i ailen için sattın. Rahat ol. Sana çok para vereceğim, tamam mı? İstemem. Kanlı o para. Kardeşim nerede benim? Ailem nerede? Ha? Karım, çocuklarım. Neredeler? Götürün bunu ailesine kavuşturun haydi. Lan! Allah Allah arkadaş. Miran'ı bulacak. Ona diyecek ki ailemi koru. Ben sana bütün gerçekleri diyeceğim diyecek. Biliyorum ben. Hazar Erkan tuzağa çekti. Ona da ceza kesecekler. Kendi eline verir mi ki? Oğlum, ben bu modelleri biliyorum. Söz konusu ailesiyse kendini yakar bunlar, kendini. Şimdi Miran Midyat'a dönene kadar Erkan'ın ailesini buldum, buldum. Bulamadığın sakın buraya dönme, lüzum yoktur. Sık kafana. Kaybol. Senin ne işin var dışarıda? Ben sana odandan çıkmayacaksın demedim. Hiç. Anneme su götürecektim. Bir hava alayım dedim. Ya gevşekliğe bak, hele gevşekliğe. Annene he. Annenin ne işi var burada? Söyle defolsun gitsin. Katilin karısının benim evimde işi yoktur. Hele ki kardeş katilinin. Hoş. Siz bu işlere alışkınsınız ya. Yok. Öyle değil. Füsun Hanım. Benim babam amcamın canına asla kıymaz. Bunu bütün Midyat bilir. Kime sorsam herkes böyle söyler. Sonradan gelenler öyle demez. Sen ne diyorsun be? Diyorum ki benim anneme, annemin de bana ihtiyacı var. Anneme gideceğim, babamı göreceğim. Bebeni kaybedecektin neredeyse. Bak kızım, akıllı ol, akıllı. Gözüm üstünde uslu dur. Neyse. Senin yine mühim işlerin vardır değil mi? Hayırlı geceler. Ya sabır. Ya sabır. Sevdiğim. Miran'ın geldi. Açsın gözlerini. Aç. Hadi. Gözlerini. Bak. Ne getirdim sana? Umudumuzun kokusunu getirdim. Çok güçlü o da. Beni senin gibi. İyi. Beni merak etme sen. Ama ben hiç iyi değilim. Ben hiç iyi değilim. Çünkü sensiz olmuyor.
kıraç gözlerine kalk ayağa. Bizim için. Bırak. Bırak cennet hasret kalsın sana. Beni sana hasret bırakma ben. Senin yok, yokluğun. Umut'u bana emanet ettin. Ama ben sensiz baba bile olamıyorum. Gözlerini kalk ayağa. Benim sana anlatmak istediğim çok şey var. Yaşayacağımız çok şey var. Sen değil miydin? Sesini bana duyurup beni ölümden döndüren. Şimdi de sen beni duy. Ya kalk. Gibiyiz. Herkesi tekrardan mucizelere inandıralım. Reyhan. Sen elimi sıktın benim. Reyhan, biliyorum duyuyorsun beni, hadi aç gözlerini, aç meleğim, aç bitsin şu hasret, daha oğlumuza gideceğiz beraber. Sen nasıl bir şeysin? Sen mucizesin. Yine bırakmadın beni, yine inandırdın. Yine yeniden mucizelere inandırdın. Kadınım benim ya. Sen bir mucizesin. Oh. Ah be Reyhan'ım. Kim alasın yarın? Neye alacağımı şaşırdım. Abimin ölmesine mi? Kocamın katil olmasına mı? Anne, bak. Ben sana kaç defa dedim. Benim babam katil değil. Olmadı. Ya ben oradaydım diyorum. Neden bana inanmıyorsun? Azize görmüş gözüyle. Hem sen o anda orada değildin ki, görmedin. Anne, sen Azize inanıyorsun, öyle mi? Ya tamam, ben görmedim. Ama benim babamın nasıl bir oyunun içine çekildiğini gördüm. Bak, benim ağzımı bağladılar, ormana götürdüler. Silah sesi duyunca ağzındaki ipi çıkaracaksın dediler. Bağıracaksın ve baban seni almaya gelecek dediler. Ben de bağırdım. Bağırdım ama
Gelen olmadı. Babamı da yapmışlar. Hem sonra ben de nasıl oradan kaçtığımı hatırlamıyorum bile. Son zamanlarda baban çok değişti yaram. Miran'ı Füsun'un üzerine salmalar, ölmüş bebesinin üzerinden oyunlar kurmalar, defalarca uyardım. Ben biliyordum bir şey olacağını ama... ama böylesini... İnşallah sen haklısındır yaren. İnşallah baban elini kendi kanına bulamamıştır. Bulamadı. Bulamadı anne. Bak, babam beni kurtarmaya geldi, ona tuzak kurdular. Hem senin babama olan büyük aşkına ne oldu anne? Babam sana vurmadım diyorsa sen neden ona inanmıyorsun? Ben artık neye inanacağımı şaşırdım yaren. Oğlum çekti gitti. Sen Füsun'un elinde kaldın. Kocam hapiste. El kadar bebeğiyle bir başıma kal. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim sen yardım et. Annem. Cinayetin sizin silahınızla işlenmediğini ispat edemiyorsunuz. Ortada silah yok ki. Biri almış silahı. Abim de beni oyuna getirdiler. Bizim bütün gayetimiz gerçekleri ortaya çıkarmak içindir. Ortada tek bir gerçek var. O da abim öldü. Herhangi bir şeyi atlamamak için her şeyi baştan bana anlatabilir misiniz? O gece orada ne işiniz vardı? Kızımın kaçırılma haberini aldık. Kızım. Kızım nerede? Kızım iyi mi? Olumsuz bir malumat yok kızınla ilgili. Kaçırılma haberini aldıktan sonra ben kızımı aramaya çıktım. Akşam ona da bir telefon geldi. Ben de telefonla söylenen yere gittim. Arayan tanıdığınız biri miydi? Hayır. Neden gittiniz? Kızım bulmak için. Ama abim de buradaydı. Dedi bana söyledi, bak dedi oğlum dedi burada tuzak kurmuşlar bize gidelim dedi. Hadi dedi. Sonra da vurdular abim. Ben baktım. Her yere baktım. Kimseyi göremedim. Ateş edeni görmedim ben. Bir de kızımın çığlığını hatırlıyorum. Oyundu bu. Tuzaktı. Ben abim için gözümü kırpmadan canımı veririm. Anlıyorum Cihan Bey. Ama siz de bizi anlayın. Silahınız kayıp ve olay yerinde sizden başka kimse yok. Ve en önemlisi Azize Aslan Bey abinizi vurduğunuzu kendi gözleriyle görmüş. Ben biriyle konuşabilir miyim? Kim? Miran Şadol. Yine beni ardında bırakmadı. Allah'ım sana şükürler olsun. Dur. Duyuyorum bakayım. Söyle. Söyle beni. Söyle. Umut. Nasıl? Umut. Umut çok iyi. Çok güzel ilgileniyorlar onunla. Uslu uslu annesini bekliyor. Bak. Bak sana ne anladı. Kokusu.
Dursun yolladı sana. Emre'ye inanılmaz bir şey. Vallahi güzel. Böyle daha şimdiden neyi nasıl yapacağını biliyor. Oğlumu göreceğim. Göreceğiz tabii. Birlikte göreceğiz. Şimdi... Reyhan, Reyhan bir süre yerinden kalkma, çok riskli. Şimdi olmaz. Hayır, bak söz veriyorum. Göreceğim. En kısa sürede göstereceğim sana olanı, tamam mı? Göreceğim oğlum, öyle. Ben şimdi Reyhan, Reyhan çok riskli ama. Reyhan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Reyhan kızım? Bak, duymuyor musun doktoru? Çocuğu da riskli atıyorsun, hayır. Kızım. Söylemiyorsunuz bana bir şey oldu. Hiçbir şey yok. Tamam bırakın ben. İçim sıkılıyor Miran. Bak çocuğu da tehlikeye atacaksın. Saklıyor musunuz benden? Bir şey saklıyor. Bir şey saklamıyor. Hayır ya. Ya. Söylemiyorsunuz bana, bir şey söylemiyor musunuz? Bak Kur'an Bey ne diyor Reyhan? Sıkışıyorum ben. Yok bir şey olmadı. Reyhan. Reyhan otur şöyle. Otur. Gideceğiz. Ne ilaçlarını içti, ne de yemeğini yedi. Hazar'ın yatağında öylece yatıyor. Nasuha. Ben onu hiç böyle görmedim. Daha önce 3 oğul kaybetti. İlendi. İntikam yeminleri etti. Oyunlar kurdu. Ama böyle duvar gibi olmadı. Bunun patlaması çok büyük olacak. Diyeceğini de açıkça. Cihan'ın canını mı alacak Ayşe? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Bilmiyorum. İntikam yemini ederken tek bir kurşun atılmayacak dedi. Bu yeminini tutar mı? Bilmiyorum. Bu içeride yatan benim bildiğim, tanıdığım Azize değil. Hiç tanımadığım biri. Ayşem, çıkmayacak mısın odadan? Hadi gel çıkalım biraz. Çıkacağım nasıl? Çıkacağım. Umut gelsin, çıkacağım. Bak ilaçlarını da içmemişsin ha. Hadi birkaç lokma ye. Sonra ilaçlarını ben kendi ellerimle içireceğim sana. Hadi gel çıkalım. Nasıl? Bir insan aynı yerden kaç kere yanar? Bir insan evladını kaç kere kaybeder? İlkinde ben yanında değildim Ayşem. Ama bak şimdi buradayım ha. Yanındayım. Acımızı birlikte yaşayalım. Birlikte tutalım yasımızı. Beni bu acıyla yalnız bırakma. Ben Hazar'ın yokluğunda nasıl yaşarım bilmiyorum. Sen gittiğinde defalarca ölmeyi düşündüm. Ama yapamadım. Hazar hayatta tuttu beni. Onun için yaşadım. Şimdi o da yok.
Dört oğul kaybeden benim nasıl? Senin bir oğlun daha var. O yaşıyor. Unuttum. Senin oğlun. Benim oğlumun katili. Hayalin gerçek oldu. Sonra sen can buldun. Doğdun. Sana veda ederken söylediğim her şey tersine döndü şimdi. Kokun doldu içime. Canımı acıtan ne varsa geride kaldı sayende. Sen doğdun. Ben seninle yeniden doğdum. Baban bizi yaşatmak için her şeyi yaptı. Küçük bir ihtimali üçümüzün birden tutunacağı bir ümit haline getirdi. Allah yardım etti, sen direndin. Ben ne babandan vazgeçtim, ne senden. Sevdiklerini göstermişlerini. Babam da görüyorum. Görüyorum.
teşekkür ederim doktor. İkisini de böyle gördüm ya. Asıl ben teşekkür ederim. Ne için? Beni de mucizelere inandırdınız ya. Bu mucizeden başka bir şey değil. Mucize. Bizim mucizemiz. Çok güzel. Sen gözümün nuru, başımın tacı. Oldun can suyu, ömrümün ilacı. Sen gözümün nuru, başımın tacı. Oldun can suyu, ömrümün ilacı. Nenni, nenni, nenni yavrum. Nenni, nenni, nenni yavrum. Nenni, nenni, nenni yavrum. Nenni, nenni, nenni yavrum. Sen gözümün nuru, başımın tacı. Oldun can suyu, ömrümün ilacı. Sen gözümün nuru, başımın tacı. Oldun can suyu, ömrümün ilacı. Nenni, nenni, nenni yavrum. Nenni, nenni, nenni yavrum. Nenni, nenni, nenni yavrum. Ben seni eksik dua mı ettim Allah'ım? Reyhan'ımı bana bırak. Kimi alırsan alma dedim ben sana. Hazar Bey'im niye aldın? Loza şerbeti için bu. Reyyan bütün gücünü, kuvvetini senden almış. Yani kolay mı? Herkesin harcı mı? Hayat arkadaşını kaybedip de kızının karşısında böyle dimdik durmak. Ne güzel dedin Azra kızım. Hayat arkadaşım. Hazar benim sade kocam değildi. Her şeyimdi. Öyle çok şeyimi kaybettim ki onu kaybedince ben... yapamıyorum.
Süreyya yıkılacak. Herkes payına düşen acıyı vaktiyle yaşayacak. Ya bunun önüne geçemeyiz. Ama en azından... ne bileyim, öğrenene kadar biraz yüzü gülse... öyle her anne gibi güle oynaya oğlunu kucaklasa. Annem. Anneciğim. Uyandın mı? Nasılsın? Umut nerede? Niye yanımda değil? Sen uyuyorsun diye biraz beklesinler dedim. Yok, uyandırsaydınız keşke. Acıkmıştır oğlum. Tamam tamam, hemen çağırayım. İyi misin? İyiyim, iyiyim valla. Ah, sizi mi getirdiniz? Umut Efendi annesini özlemiş. Al bakayım şöyle kucağına. Bu arada vedalaşalım. Reyhan kızım, taburcu oluyorsunuz. Ay, çok sevindim. Sizin hakkınızda ne yapsak ödeyemeyiz. Siz kendi mucizenizi yaşatıyorsunuz. Ben sadece destek oldum. Hocam, sizi ilk fırsatta midyata görmek istiyoruz. Geleceğim, söz. Hadi hoşça kalın. Geçmiş olsun tekrar. Ne kadar teşekkür etsek az. Evet, geçmiş olsun. Sağ olun Ardın. Oğlum, canım oğlum benim. Umut'um. Oh. Tabi artık canım kocam, canım babam yok. Varsa yoksa canım oğlum. O da canım, siz de canımsınız. Kıskanma dedesi. Bakalım Hazar deden de kıskanacak mı? Allah asıl ondan kork sen. Çok düşkündür bana. Hiç paylaşamaz. Ben o kadar özledim ki. Bak burada ne var? Aa, bulmuşsun. Ben değil. Hocam buldu. Söz verdik bir kere. Nasıl? Oldu mu? Olmaz mı? Benim kraliçem. Çok güzel oldu. Annem, ayna vardır senin çantanda. Annem, bak kötü günler geride kaldı artık. Yapma böyle, ne olur. Kusura bakma annem, tamam. Tamam. Hadi gel. Gel böyle, gel hepiniz. Umut'la birlikte ilk aile fotoğrafımızı çekelim. Ben çekeyim. Otur sen. Keşke babam da olsaydı. Telefonu verir misin Müran? Fotoğraf mı çekeceksin? Ha, yok, görüntüler yiyeceğim babama. Görüşsün bir. Gel sen şimdi yanıma. Üçümüzü birlikte görsün açınca. Dedesi, aç bakalım telefonu. Aç bakalım, gör. Gör torununu. Reyhan. Ne diyeceğiz Ayşem? Ölümlerden dönmüş torunuma nasıl anlatacağız ha? Artık baban yok diye. Konuşsana Ayşem. Ağlasana. Bir şey desene. Acını benimle paylaşsana. Evlat. İkimizin de evladı değil miydi? Beni korkutuyorsun Ayşem. Acıların seni Azize'ye döndürmesine müsaade etme. Ayşem'i elimden alma benim.
Bizi bizden başka kim bilebilir Ayşem? Kimin ciğeri bizden fazla yanar? Bütün bir ömür boyunca intikamın çilesini yaşadı Hazar. Ne olur mezarda kemiklerini sızlatma evladımızın. Beni duymuyor musun Ayşem? Allah, biraz sağ. Bir daha kapatamayacak da işte. Allah Allah. Yok, duymuyor herhalde. Söz vermiştim. Demiştim ki arayacağım hemen seni. İlk sen göreceksin Umut'u. Telefondan da olsa kulağın adını okuyacaktı. Açmamış mı dedesi telefonu? He? Bakmamış mı Umut'a? Ama bak benim oğlumun çok dedesi var. Kucağına almak ister misin baba? İnşallah. Çok güzel. Bir tanemin bir tanesi. Bir tanemin bir tanesi. Sen benim torunummuş. Turan Hoca halletmiş midir işlemleri? Gidelim bir an önce. Çok sıkıldım ben buradan. Hem babamı da çok özledim. Gideyim onu göreyim. O da torununu görsün. Bir de bu çarşı dedin ya. Oraya gidelim. Olur mu? Muhittin'e dönmeden önce alacaklarım var. Yorma ama kendini böyle hemen. Olmaz. Umut'um eli boş mu gitsin dedesine? Ben Tuğçe'ydeyim. Ben bakayım. Tuğçe işlemleri halletmiş. Dur bakayım seni anneden ayrım yok. Ben birazdan gelirim kızım. Tamam ama. Daha ne kadar saklayacaksın? Görmedim halimi Nüfus Baba. Uzun zaman sonra ben Reyyan'a ilk defa bu kadar mutlu. Huzur görüyorum. Kıyamıyorum. Anne olduğum gün... ...babamızı kaybettik. Diyemiyorum. Miran. Bekledikçe zorlaşacak. Şimdi durumu saklamak için söylediğimiz yalanlar birikecek. O zaman daha çok üzülecek. Bilmesi gerek. Oh. Ama medyada gidince söyleyeceğim. Çünkü biliyorum. Eğer şimdi söylersem... ...o yol Reyyan için bitti. Yalnız tekrar uyarayım. Babasını ona nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum ama... ...Reyyan henüz bunu kaldıracak durumda değil. Üzüntü ve stres sürecin tekrarına sebep olabilir. Yolunuz açık olsun. Anladım kardeşim, anladım. Tamam. Tamam. Tamam, gelince konuşuruz detayları. Görüşürüz. Miran mı? İnmiş uçaklar. Hadi gel. Kahvaltı hazır.
Halit. Gel. Başka çare kalmadı. Hazırlığını yap. Dediğim gibi. Adamları yerleştir. Lüzum görürsek harekete geçecekler. Emin misiniz hanımım? Baştan. Şadoğullarının en küçüğünü, Umut'u kalbimin üstüne bir güvercin gibi koyacağım. İster silah sıksınlar, ister bıçak soksunlar. Hedefte ilk önce onun olduğunu bilecekler. Hadi bakalım. Söz vermiştim sana. Böyle dönmeyecektik geri. Konağın sokağında alaylar karşılayacaktı oğlumuzu. Adaklar kesilecekti, hayırlar dağıtılacaktı. Umut sadece bize değil, bütün Midyat'a bahar getirecekti. Ben şimdi sana babamızın öldüğünü nasıl söyleyeceğim Reynan? Nasıl? Amcam. Bir tanem. Dinlenseydin biraz daha. Yok, içim geçmiş benim öyle. Ne oldu sana? Ağladın mı sen? Size bakınca öyle bir gözüm doldu. Dolmasın be. Hakkım değil mi dünyanın en güzel tablosuna bakıp biraz duygulanmak? Dünyanın en güzel tablosuna bakıp güleceğiz artık. Ya ben çocuğu kucağımda tutarken mi uyudum Miran? Niye uyandırmıyorsun ya bir şey olsa? Vallahi gözün kapalı bile o kadar güzel tutuyordun ki. Kaptın sen bu işi Reyhan Hanım. Şüphen mi vardı Miran Bey? Hiç yoktu. Boşuna mı dedim ben aylarca dünyanın en güzel, en iyi annesi diye? Boynu ağrıdı mı acaba böyle? Keşke annem de bizimle gelseydi. Yardım ederdi ne güzel. Miran, şu ileride bir yerde dur da annem de bizim arabaya gelsin. Gözlerindeki o kederi görmüyorum sanma. Yoksa sen uyarmama rağmen kıskandın mı Umut'u? He? Korkma, korkma. Sen ilk bebeğimsin benim. O ikinci. Ama ben ikinize de yetişeceğim. Oğlum, canımın içi. Herkes seni nasıl merakla bekliyor biliyor musun? Sen de heyecanlı mısın benim gibi? He? Bakalım deden ne yapacak? Kesin açar o mavi çeşmeleri. Biz de hesabını sorarız. Deden niye bizim telefonlarımızı açmadın deriz. He? Sorarız bakalım niye açmamış o telefonları. Ay herkesi o kadar çok özledim ki. Ama en çok da babamı. Ay. Baba yorulmuş mu anneciğim? He? Sohbet etmiyor muymuş bizimle? Bakmıyor muymuş Umut'a? Olsun. Neden sohbet eder? Değil mi? Öyle güzel anlatır ki o her şeyi. Kim bilir nasıl sevecek seni. Biraz konuşalım mı Reyhan sen? Ede konuşurduk ne konuşacaksak. Ne acelesi vardı şimdi? Bir şey oldu yoksa? Bir delirtmesene insanı söyle. Babam. Ne olmuş babama? Ne olmuş babama? Ne olmuş babama?
Babam. Kaybettik. Belki de dede diyecek ilk. Yok, anne diyecek. Sen de yanında olacaksın. Hep beraber gezeceğiz biz. Hı kızım? Beklediğim an geldi. Kızın geldi. Torunun geldi. Artık ben de onları görüyorum. Oh,
olsa. Turan'ı getirdim sana. Hazar öldüğünden beri bir damla yaş akmadı gözünden. Acısını yaşamak için sizi beklemiş. En çok da Umut bebeği. Emanetlerin sağ salim evine döndü ya. Artık ben de hazırım hazır. Yanına geleceğim oğlum. Yalnız uyumayacaksın. Ana oğul ilk defa mezarda yan yana yatacağız. Torunun huzurla büyüsün, kanın yerde kalmasın diye katillerini de önüme katıp da yanına geleceğim. Evlatların, torunum. Hep söylediğimiz gibi, beklediğim gibi geldik. Yetişemedim. Bir kez olsun sana torunumu gösteremedim. Dualarınla ayaktayım. İyiyim baba diyemedim. Anne oldum baba. Anne oldum ama babasız kalmışım. Bilemedim. Kanından biri olmayan bir yetime böyle güzel babalık ettiğin için Allah senden razı olsun.
Adalet babam. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Ayşe. O Hazar'ı musalla taşındı. Yapma. Tekrar Azize olma. Ayşe. Yapma. Nasuha. Nasuha yetiş, çok kötü şeyler olacak. Ne oldu? Neden çağırdın beni? Seni kurtarayım diye mi? Hem gerçekler ortaya çıksın... ...hem de abimin kanı yerde kalmasın diye. O gece ne oldu? Abimin orada hiçbir işi yoktu. Ben kızımı arıyordum. Haber geldi, oraya gittim. Gittiğimde abim oradaydı Miran. Bana dedi, oğlum gidelim dedi buradan, tuzak kurdular dedi. Bana bir şey anlatmaya çalıştı. Öldürmeseydin ne dediğini duyardın. Baba ne? Senin de işin olursa. Bunun sefilliğini görmeye geldim. O canını kendi ellerimle sökeceğim demeye geldim. Ben abimin katili değilim. Beni anlıyor musun? Ben onu canından çok severdim. Babam da neydi benim için? Hiçbiriniz için benim kadar yapmadı. Ben hem abimi kaybettim. Hem de kardeş katili damgasıydım. O yüzden karşıma geçip boş boş tehdit etme beni. Kes sesini. Sen konuş o zaman. Anlat. Abimin ne işi vardı orada? Senin ne işin vardı? Ben kızımı arıyordum. Siz ne yapıyordunuz orada? Söyle. Baba ne? Söyleyemezsin. Çünkü sen de bilmiyorsun. Bak Miran. Biz abimle çok büyük bir oyunun içine çekildik. Belli ki abime başka, bana başka söylediler telefonda. Bu saatten sonra sen ne diyeceğin hiçbir lafın bende hükmü yoktur. Benim oğlum nasıl toprağın altına girdiyse sen de öyle gireceksin. Bitti. Miran dur. Miran dur, Miran dur. Azize'nin ne düşündüğü umurumda değil. Ama senin bilmen gereken başka bir şey daha var. Baba ne? Baba ne? Eğer böyle yaparsan babamın katilini bulamayız. Babanın katili orada, içeride. Cihan Şahdoğlu. Ben senin kadar emin değilim. Can'ın söyledikleri. Sakın. Sakın o yılanın aklını karıştırdığını söyleme bana. Baban hayattayken bile düşman olan o adama inandığını sakın söyleme bana. Bilmediğim bir şey var. Benim de gözümle gördüğüm şeyler var. Babam kalbinden değil, sırtından vurulmuş. Cihan mı söyledi? Fadesinde belirtmiş. Şimdi doğrulamak için otopsi raporu bekleniyormuş. Bunun ortaya çıkacağını bile bile yalan söyleyemez. Sonra şu Erkan denen çocuk. Baba ne? Bu iş gerçekten senin gördüğün gibi olmayabilir. Biz abimle çok büyük bir oyunun içine çekildik. Birine zarar verebilir. Ailem dediğin kim varsa yakıp yıkacağım dedi. Baba ne?
Cihan'ın silahı ortada yok. Hem siz gerçekten neden oraya gittiniz? Yoksa... Babaanne, bir şey mi hatırladın? Bak eğer bir şey hatırlarsan, bir şey bulursan bana haber vereceksin. Babamın katilini bulacağız. Ama birlikte hareket edeceğiz. Benden gizli hiçbir şey yapmayacaksın. Bana söz ver, tamam mı? Söz, söz torun. Sen de bir şey yaparsan, bir şey öğrenirsen bana söyleyeceksin. Söz mü? Söz. Git şimdi. Sen hiçbir şey yapmayacaksın torunum. Her şeyi ben yapacağım. Sizin hayatınızdaki bütün kötüleri bulup çıkartacağım, cezasını vereceğim. Füsunsa Füsun, Cihansa Cihan, sonra da Azize. Babam öldü beni. Reyhan benim babam. Babam benim babam öldü. Anasının kollarında vermiş. Cihan pusu kurmuş diyorlar. Yok. Amcam çok sever babamı. Didişirler. Baba çok sever. Miran biliyor mu? Sizleri çağırdım. Çünkü göstermek istediğim bir şey var. Malum acımız büyük. Kederimizin tarifi yok. Babamı geri döndürmenin yolu da yok. Ben en azından istedim ki babamın adı oğlum da yaşasın. Allah hapisten aldı ama oğlumu verdi. Babamın ruhu da can olsun. Kıymetli misin adı? En kıymetlimiz de. Oğlum. Torununda mı yaşayacaktı adın? Benden önce bir toprak olacaktın. Umut Azar'ımızın bahtı açık, ömrü uzun olsun. Amin. Allah senden aldığını ona versin. Çok iyi düşünmüşsün Miran, çok iyi yapmışsın. Artık gözüm arkada kalmayacak.
Hayırdır dede? Bir an oğlum. Ayşe'nin hali hal değil. Beni korkutuyor. Kızım arkada kalmayacak falan dedi. Bunu mu diyorsun sen? Bir an oğlum. Ayşe geçmişinde Azize olduğu zamanlar ne kadar can yaktığını sen hepimizden iyi biliyorsun. Babaanneni durdur oğlum. Durdur. Eğer Cihan'a bir şey olursa ve bunu dayanamam. Her şeyin farkındayım dede. Babaannemi de herkesten iyi tanırım. Babamın katili kimse bedelini ödeyecek. Ama bu sırada Ayşe'yi de kaybetmemize izin vermeyeceğim, tamam? Sen merak etme. Sağ ol oğlum, sağ ol. Her saniye üzülürüm Raya. Senin de her saniye üzülüyordum. Artık kişi kişi her saniye üzülürüm. Bu sürekli uyurken bile böyleyse biz sonrasında ne yapacağız? Ha? Sen nasıl kadın? Biliyorum. İçinde fırtınalar kopuyor. Ama bizim için. Tutulmasam düşeceğim de. Umut var. Var. Oğlumuz var. Şuna bak. Aslan gibi. Şimdi dedesinin ismiyle daha da güçlü oldu. Güçlü tabii. Öyle olmasa bunca zorluğu atlatıp aramızda yatar mıydı? Efendim Fırat? Aşağıdayım kardeşim. Tamam, tamam geliyorum. Fırat konuşmayı unutmuş. Tamam, hadi uyandın mı sen? Uyandın mı sen? Tamam oğlum Kemal. Tamam, acıktı benim oğlum. Acıktı, acıktı, acıktı. Anlat aga. Buldun mu bir şey? Erkan'ın ailesinin evini buldum. Neredeler? Fırat söylesene neredeler? İrem ben senin eski günlere dönmenden korkuyorum. O neden bakalım şimdi? İrem. Bak her şey çok değişti. Babasın sen artık. Evladın var. Kaybetmekten deli gibi korktuğun sevdiğin bir karın var. Ben bunların farkındayım Fırat. Ne diyeceksen de uzatma. Dediğim açık. Senin yeniden intikam peşinde koşmanı istemiyorum İrem. Olmaz. Tamam bul dedim, buldum, sözümü tuttum ama... söyle bana ne yapacaksın? Benim babamı vurdular. Anladın? Benim babam... torununu kucağına alamadan... torununun kokusuna alamadan... canını verdi. Ne yapayım? Yanlarına mı bırakayım? Kim yaptı, kim yaptırdı öğrenmeyeyim mi? Ne diyorsun sen, ben anlamadım.
Öğren. Öğren ama öğrendikten sonra ne yapacaksın? Ölümlerden ölüm dayandıracağım lan. Ya hadi kardeşim sen git. Benim önümde durma. Ben başımın çaresine bakarım, tamam? Haydi. İlham. Birkaç gün önce Midyat'ın dışında bir köye gitmişler. Orada eski bir evde kalıyorlar. Açık adres. Eyvallah. Oğlum. Ay ne oldu? Allah. Ne oldu? Niye gelmiş Fırat? Öyle fabrikayla ilgili bir şey olmuş da onu anlatıyordu. Barışıyordunuz, bir an duydum. Ya işle ilgili. Dedim yani ben siz bir şey yapamıyorsunuz ya. Ben bir izin verin, bir karımla oğlumla vakit geçireyim. Yok. İlla gel. Ona kızdım. Şimdi nereye? İşte efendim dedim ya. Fabrikaya gideceğim. Yağmur'un kontrolleri var Miran. Doktora gideceğiz. Biliyorum, gideceğiz. Sen hazırlı olduğunuzu ben bir en geç iki saate gelip alacağım size, tamam mı? Tamam mı? Babasının bir tanesi, tamam mı? Geç kalma. Tamam, tamam bir tanem. Aslan Bey, ilk ifadenizde Hazar Şadon'u, Cihan Şadon'un vurduğunu söylemişsiniz. Hem de gözlerinizin önünde. Şimdi ne oldu? Şimdi... benim oğlum gözlerimin önünde öldürüldü. Benim kafam çok karışmıştı. Karanlıktı. Oğlum da böyle bana bayağı uzaktı. Kimi vurduğunu görmedim. Diyeceğim bu kadar. Müsaadenizle. Miran Bey. Senin vaktinin ne zaman geleceği belli olmaz Cihan Şadoğlu. Dışarıda olman lazım. Alo. İfadeni değiştirmişsin babaanne. Değiştirdim evet. İki saate salarlar. Anladım. Peki nereden icap etti? Suçsuzum diye bağırmıyor muydu? Suçsuzluğunu ispatlasın işte. Peki bana niye haber vermiyorsun babaanne? Daha dün konuşmadık mı biz? Verecektim de sen erken davrandın. Senin bana verecek bir haberin yok mu? Erkan'ın ailesini buldum. Haber vereceğim sana, bekle sen. İyi. Yalan konuşma. Benim babam öldürüldü. Senin abin işin içinde. Bedelini ödeyecek, ödettireceğim, anladın mı? Yalan, gel. Yalan, şunun yüzüne oldu. Allah her ona bir bildiği gibi yapsın. Bizi attı bu iz, bir yere gitti. Bilmiyorum nerede o. Ne attısı buraya? Niye attı? Demedi mi nereye kaçtığını? Demedi, hiçbir şey söylemedi. Abi ne olur yapma.
Geleceğim ben. Hı-hı. Bırak. Ağabeyin yerini nerede söyle? Bırak. Canını yakarım. Anladın mı? Canını yakarım. Anladın mı? Bilmiyorum yani. Bak, yarın da geleceğim. Öyle kaçarım falan zannetme. Gelir bulurum, senin kabusunu bulurum. Anladın mı? Bizim çocuklarının yanında. Git. Yürü. Yürü. İran Erkan'ın ailesini buldu Füsun Hanım. Konuşturdu. Konuşturamadı. Yarın gelirim dedi, gitti. Şimdi beni iyi dinle. O evden birinin çıkmasına yahut o eve birinin girmesine mani olacaksın. Gerekirse sık. Anladın? Miran'la benim aramdaki fark ne biliyor musun Halit? Miran böyle mazlum adamlara eser gürler ama bir şey yapmaz. Ben gözünün yaşına bakmam. Keserim biletini. Miran'ın yapamadığını yapacaksınız Halit. Konuşmazlarsa konuşacak dilleri kalmayacak. Kesin o dilleri. Emrin olur hanıma. Ne oldu? Öteki iş, hazırlıkları tamamdır. Adamları Umut Konağı'nın etrafına yerleştirdik. Emrinizi bekliyoruz hanıma. İyi. İyi. Şeyda. Buyur heybeti bak. Sümbey Hanım'ım. Kahve. Kahve? Ya. Köpüklü kahve. Köpüklü. Köpüklü kahve. Bitmedi lan kavgam. Kendinle kavgam bitmedi. Babamla kavgam bitmedi. Oğlumla bitmedi. Benim oğlumla bitmedi. Ulan benimle kavgam bitmedi. Ben senin. Al sık. Sık da bitsin. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Sık ulan. Gel. Ben her düştüğümde hemen koşup seni bulurdum. Sana sarılıp omzunda ağladığım zaman acım daha çabuk dinirdi. Ben acımı dindirecek omuzu bulmuşum da abime omuz olamamışım. Yok, olur böyle şey ya. Yok, öyle abi. Zaten benim içimde ne zamandır dertler var, biliyor musun?
Sen ilk varsın oğlum. Sana kardeşime ben de bir sarılmak istedim bak şimdi. Olur da. Ya yok, yok hiç ya ben... Ya istendim Mahmut. Ben ne zamandır böyle bir sarılmıyoruz ya. Herkes sana pusul olmuş. Canına kıymışım sen. Sana Nazlıko'ya. Nazlıko'ya ben sana hizmet edemem. Sen benim kolumu kırana döndün. Yol gösterdim. Abimdim benim babamdım. Ben sensiz ne yapayım? Ben sensiz ne yapayım? Ne işin var senin burada? Nasıl çıktın sen? Azize ifadesini değiştirmiş. İfadesini mi değiştirmiş? Senin oğlun yerine inandığın kadın bir anda bilmiyorum demiş. Duymadım demiş. Görmedim demiş. İştahını nasıl veriyor? Böyle suçlular gibi bakmaya. Halis sevmedin. Hiç mi tanımadın evladını? Sen benim babamdın be. Durup dururken mi yaptım ben bütün bunları? He? Miran'dan sonra çok değiştin sen. Hiçbir şeyi gözün görmüyordun. Laf dinlemiyordun. Dünyayı yakacaktın sanki. Sonra da çektim tetiği. Abimi vurdum. Öyle mi? Aşe gözümle gördüm dedi. Ya. Bir kere sormadın. Sen mi yaptın diye. Katilsin dedin. Kestirdin attın. Ben oraya kızımı bulmaya gittim. Abimi son anda gördüm. Bana bak. Ortalıkta görünme bir süre. Bu yaşıma kadar... unutmayacağım çok laf duydum senden. Ama bu sonuncusu... Abimin ben, sen ne dedin ya bana? Haklısın. Haklısın. Senin... iki oğlun da öldü. İfadeni niye değiştirdin? Şimdilik dışarıda kalsın. Silah ortaya çıktığı vakit katil cezasını çekecek nasıl olsa.
Affet beni Nazım. Ama önce benim evladım. Yeniden Azize olma sakın. Sakın. Reyhan, gel sen. Ben alırım Umut'u. Dur. Tamam, tutuyorum ben. Ah, şu iş güzelliğine bak ya. Canım benim. Ya aşı yine falan yapmadılar değil mi? Kontrol ettiler sadece. Ay. Kızım, Umut'u yerine yatıralım haydi. Geliyorum annem ben de. Ben... Reyhan, ben işim uzayınca yetişemedim, kusura bakma. Zehra ana sağ olasın sen de. Sen de Mahfuz baba. Sen gelmeyince Reyhan sana çok içerledi. Haberin olsun. Farkındayım. Telafi edeceğim. Tekrardan sağ olasın. Emirhan. Rahmetli Hazar Bey, Reyhan ve Umut'u yalnız bırakacak bir şey yapmanı asla istemezdi. Bunu sakın unutma. Unutma. Annem sen çıkarır mısın odaya? Geliyorum. Neredeydin sen Miran? Dedim ya bir tanem işte. İşim uzadı biraz. İş falan değil bu. Uzaklaşıyorsun sen bizden. Reyhan. O nasıl söz öyle uzaklaşmak falan ya? Ben sizden uzaklaşıp nereye gideceğim? Bu? Küçük bir kaza, sıyrıldı sadece. Miran, bana doğruyu söyle. Ne yaptın sen? Ha? Nasıl oldu bu? Ben tanıyorum bu bakışı. Sen intikam mı istiyorsun? Ne yapacaksın Miran? Ha? Amcamı mı vuracaksın? Amcamı vurup katil mi olacaksın? Öyle bir şey değil Reyhan. Araştırıyorum sadece. Biz artık bir hafta önceki insanlar değiliz. Anne baba olduk, biz farkına var bunun. Farkındayım. Ben yanlış bir adım atmıyorum, güven bana. Bu kanlı ellerinle mi tutacaksın oğlunu? Reyhan, tamam. Elimde bir şey yok. Ben ne yapıyorsun? Bizi korumak için yapıyorum. Tamam mı? Bunun için çabalıyorum. Evet haklısın. Bugün yanınızda olamadım ama sana söz veriyorum, telafi edeceğim. Efendim? Konuşmamız lazım. Yan sokakta bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ya nereye gidiyorsun bu halde? Cihan'ı salmışlar. Bir konuşmak istiyorum elinde. Hiçbir yere gidemezsin Miran. İstemiyorum ben. Yarım saate gidip geleceğim. Korkacak bir şey yok. İnan bana Reyhan. Ben belki zaten suçu bile yoktur. Öyle sadece konuşacağım. Sonra da senle oğlumun yanındayım. Tamam. Konuşsana lan tırrık. Lan! Tamam hanımım. Ah. Ne oldu Ömer? Niye aradın? Ömer yok. Füsun. Sen? Kardeşim nerede? Ailen? Ailen misafirimdir. Yalnız bilen bilir, ben öyle her zaman misafirperver olamıyorum. Öldürdün mü kardeşimi? Yok, sağdır. Erkan'ı ben bulacağım. Sen karışmayacaksın. Kardeş katilin damgası yiyen de benim. Abisinin kanı yerde kalan da benim. Bak, sen bak bunu. Ben en aklı başında seni gördüğüm için her şeyi anlattım. Ama durumum da ortada. Eğer beni bu işin dışında tutmaya kalkarsan...
Yemin olsun Midyat'ı ateş topuna çeviririm. İçinde babam yansın onun olmaz. Aileme dokunma. Onların hiçbir suçu yok. Gel al aileni. Tam 24 saatin vardır. Ama bak koşa koşa gel. Hani koşarken kimseye yakalanma. Hani Miran'ı falan gördün diyelim. Ona diyeceksin ki Hazer'i Cihan Şadoğlu vurdu. Tamam geleceğim. Tamam. Karışma kimseye. Kimseye zarar verme. Geliyorum. Sonuna geldik Erkan. Kaçacak yerin kalmadı. Neden geldin cenazeye? Bana doğru geliyordun. Sonra bir ortalık karıştı. Ne oldu? Yanlış görmüşsün. Ben değilim. Biraz önce beni arıyordun. Ne anlatacaksan anlat işte karşındayım. Bırak beni gideyim. Bak vururum seni. Çekil. Elinden bir kaza çıkacak. Oğlum elim tutuyor lan. Elim tutuyor. Nasıl yani? Sen ne diyorsun babaanne? Hazar'ın anası olarak ona kıyanların cezasını keseceğim diyorum. Kanı yerde mi kalsın? Öyle mi konuştuk biz seninle? Böyle mi Ayşe babaanne olacaktın sen? Ya ben sana Miran'ı yolundan çevirelim zarar görmesin diyorum sen. Yıllar önce yaptığın şeyi yine yapıyorsun. Sen girdin değil mi Miran'ın aklına? Sen dedin intikam alacaksın diye. Miran öyle bir şey mi dedi? Oğlumun yadigarısınız. Sizi rahata kavuşturmak benim boynumun borcu. Bu iş bittiğinde sizin huzurunuzu bozacak kimse kalmayacak. Hiç kimse. Beni iyi dinle Aziza Hanım. Sen ne yaparsın bilmem. Ama ben Miran'ı senin eline bırakmayacağım. Daha önce yaptım. Yine yapacağım. Miran'ı senin elinden alacağım. Umut babasız büyümeyecek. Sonra kan kaybından halsiz düşeceksin. Daha konuşacaklarımız var. Haydi! Bak, çok kısa konuşacağım seninle Erkan. Benim babamı birisi öldürdü. E sen kimin yaptığını biliyorsun. Şimdi bana hemen söyleyeceksin. Görmedim. Ben hiçbir şey görmedim. Bilmiyorum. Yani söyleyeceğim başka bir şey yok diyorsun öyle mi? Vallahi Cem ben yapmadım diyor. O zaman sen yaptın. Yapmadım. Ben öyle mi anlayayım? Yapmadım. Hazar anana yardım etmek istedi. O Cihan'ın elinden kurtardı. Neden ona böyle bir kötülük yapayım? Ha? Başka kim var burada? Görmedim. Bırak beni gideyim ağam. Ulan. Oğlum nereye lan? Nereye gitmem lazım ağam? Oğlum nereye gideceksin sen? Hayırdır? Yetişmem lazım. Lan nereye yetişeceksin sen? Kimden korkuyorsun? Derdin ne? Bırak beni yap. Otur burada. Efendim meleğim. Neredesin sen? Gelmedin yarım saat demiştin. Vallahi kusura bakma. Böyle işim uzadı biraz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Umut'um ne yapıyor? Uyuyor Umut. Gelmen lazım bak konuşacaklarımız var. Reyhan'ım ben biraz gecikebilirim. Ama siz merak etmeyin tamam mı? Sen neredesin? Söyle ben geleyim o zaman.
Ben arayacağım seni canım benim. Tamam. Arayacağım ben seni. Siz merak etmeyin, hiçbir şey yok, tamam? Bir... Bir delirtecek beni ya. Dur lan. Dur. Oğlum sana da rahat yaramıyor lan. Nereye gidiyorsun sen? He? Yetişmem lazım abi. Lan nereye yetişeceksin? Benim bir suçum yok. Benim babam öldü diyorum. Sen nereye yetişeceksin? Konuş! Ya Reyhan lütfen. Daha hastaneden yeni çıktım. Bu kadar hırpalama kendini. Ya ne yapayım ben? Ya ben babamın acısıyla kendi acımı sancımı unuttum. Şimdi diyorum ki Allah bu acıyı aratacak, başka acı yaşatmasın. Biraz hiç iyi değil. Nasıl yani? Babamın gerçek katilini bulacakmış. Ben nefes alamaz hale geldim gerçekten. Senin o ailem dediklerin var ya... onları ele bir tarumar edeceğim ki... sen kendi ayağınla çıkıp geleceksin. Bak, benim şimdi nöbete yetişmem lazım, tamam mı? Lütfen sen de hırpalama kendini. Tamam, hadi kolay gelsin sana. Evet. Kuzucuğum güle güle kirletsin. Elinize sağlık. Zahmet ettin annem ya. Ne yapayım, yanından ayırmıyorsun. Odası bozulmasın diye ben de beşik alayım dedim. Baban alacaktı aslında, onun aklındaydı. Onun hediyesi olsun sana. İran'la konuşabildin mi? Kapattı telefonu. Neredesin diyorum, söylemiyor. Korkuyorum bir şey yapacak diye. Yapma diyeceğim, dur diyeceğim ama bulamıyorum ki. Acısı daha çok taze kızım. Ne yapar belli olmaz. Ya bizim acımız. Senin acın. Ben üzülmeyeyim diye babamın acısını bile yaşayamıyorsun, biliyorum. Sen beni düşünme. Evelallah bütün evlatlarıma yeterim ben. Baban böyle isterdi. Haydi. Umut'u beşiğine yatıralım. Ben arayayım Miran'ı, bakayım ne diyecek bana. Ateşi var anne Umut. Telaş yapma annem, bir şey yoktur. Ya bak, bak sana bir bak. Ne yapacağız şimdi? Hadi, tamam, tamam. Dur, bak, tamam, bakacağım ben çaresine. Yanıyor, bak. Bu birinden korkuyor belli. Yalan söylüyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Vallahi kendi bilecek iş babaanne. Buradan gidemeyeceğini biliyor. Değil mi Erkan? İlla ki bir noktada pes edecek. Öyle mi? Baba. Benim ne bekleyecek sabrım var ne de vaktim. Sen benim gözüme bak be hele. Bu gözler acılı bir ananın gözleri. Bu acıyı oraya kim koydu sen biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Şimdi sana son bir şans veriyorum. Ya dilin çözülür konuşursun. Ya da ben... Anlatacağım, tamam. Söyleyeceğim her şeyi. Anlat o zaman. Senden bir şey var ha. Başkasına diyelim. Yardım et bana. Ne? Bir de yardım mı diyorsun? Senin şart koşacak halin mi var be? Dur babana, dur. Söylesin. Söyle.
hayırdır şerdir Halit? Miran Şadoğlu Erkan'ı kaçırmış hanıma. Ciddi misin? Bizim çocuklar soruşturma yapmış. Konağın oralarda kovalamacı olmuş epey. Yakalamış ama nereye götürdüğünü bilmiyor sanırım. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz ha? Şimdi Halit senin beceriksizliğin yüzünden bir sünepenin ağzına bakar olduk. Biliyorsun. İyi. Bak. Ailesinden emin olun. Ailesi elimizde olursa hiçbir şey yapamaz, tamam? Adamlar başlarında hanımım. Çık dışarı. Çık! Annem hadi. Tamam anneciğim, telaş etme. Reyhan kızım. Oh. Umut iyi mi? O ateşi var, çok hastaneye gidelim. Tamam hemen gidelim. Ben Miran Bey'e haber vereyim. Hayır. Kimse aramayacak Miran'ı. Evladını düşünse bu saatte evde olurdu. Asiye tamam. Reyhan ne diyorsa o. Hadi konuşacak zaman değil. Hadi. Hadi. Babaanne, Erkan'a söyle istediğini yaptım. Her şey anlatsın. Ben de Reyhan'ın oğlum gördükten sonra geleceğim yanınıza. Tamam. Miran'dan ne istedin bilmiyorum. Dediğini yapmış. Sıra sende. Reyhan. Miran Bey. Herkes nereye gitti? He? Şimdi... Ya siz niye öyle bakıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Reyhan Hanım, Umut dün akşam ateşlenince apar topar hastaneye götürdü onu. Reyhan. İyi misiniz? Nasıl ya, Umut'u odaya götürür müsün? Ateşlenme dediler. İyi misiniz siz? Lütfen sen de gidebilirsin. Kızım ben de gideyim. Bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Farkındayım. Çok kıskısın. Sana ihtiyacımız olan ilk andayım, bizi yalnız bıraktın beni. Bütün gece oğlumun başında titredim korkudan. Neredeydin? Bu mu senin babalığın? Mahmut. Benim telefonumdan bir mesaj at.
Erkan'ı buldum. Her şeyi anlatacak. Duymaya cesaretin varsa gel. Ben bilemedim. Ya bilsem ben sizi yalnız bırakır mıyım? Ben senin için, oğlum için ne yapmam? Her şeyi yaparım. Hamileyken uğraştığın kadar doğduktan sonra uğraşmadın Umut'cığım. Değiştin Miran. İntikamdan gözün döndü. Değiştim. Çünkü benim babam öldürüldü. Öyle her şey normalmiş gibi davranmamı bekleme benden. Tamam mı? O senden çok benim babamdı. Elinde büyüdüm. Ben intikam istemiyorum. Senin intikam almanı istemiyorum. Reyhan, o ikimizin de babasıydı. Bak lafın nereye gittiğini bilmiyorsun. Ben lafımın nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Ama sen bizim nereye gittiğimizi görmüyorsun Miran, bilmiyorsun. Ya ben kim için çabalıyorum? Ben bizim için çabalıyorum. Sen zannediyor musun ki benim babamı öldürenler sana oğluma dokunmayacak, sıra size gelmeyecek. Ne bekliyorsun sen? Bekleyeceğim mi? Yok ben beklemem. Bekleyemem. Her şey yapacaksın. Ya bizi, aileni seçip bırakacaksın suçluların cezasını. Kanun verecek ya da intikam için aileni kaybedeceksin bir an. Ben tercih falan yapmak zorunda değilim. Yoruldum ben. Ben çok yoruldum. Sürekli beni seç demekten, tek başıma mücadele etmekten çok yoruldum. Tam her şey düzeldi derken başa döndük Miran. Reyhan, ben kötü biriydim. Ben kötü biriydim. Seni sevgimle düzeldim. Başka bir şey. Biz boşa falan dönmedik, tamam mı? Bana yaptığın kötülüğe rağmen ben seni affettim. Seni sevdim, aşık oldum. Seninle birlikte yürüdüm her şeye karşı. Sevmek yetmiyormuş Miran. Değişmen için sevmek yetmiyormuş. Ya ben de seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Yapma böyle. Ya beni yanlış şeylerle suçluyorsun. Beyan. Babam değil. Elimde babamdı. Ne yapayım? Elime silah alıp suçluların cezasını ben mi keseyim? Umut bir şekilde büyür nasıl olsa, değil mi? Biri sahip çıkar. Eğer şanslıysa iyi bir insan olur. Değilse de senin gibi olur. Bu mu? Bu mu hayat? Ben ana oldum. Ama sen baba olamadın Miran. Git. Git. Ben evladımı, kavganımı, intikamımı kurşunların arasında büyütmeyeceğim. Madem bir gün gideceksen şimdiden git. Ya sen ne diyorsun ya? Git ne demek? Ne diyorsun? Diyorum. Madem sen intikamın peşinden koşacaksın, ben evladımın hem anası hem babası olurum. Git Miran. Beyler! Ya git ne demek? Ne diyorsun? Aç kapıyı aç! Raya kapıyı aç! Kapıyı aç! Ne var Fırat? Miran yetiş. Büyük ana kötü şeyler yapacak. Erkan'ın ailesi tamam. Birkaç adam daha gönderdim hanıma baksınlar diye. Azze her şeyi anlatacak Erkan diyor. Gelmesem dikkat çekecek. Söyle.
Miran Ağa sabaha doğru baskın yapmış. Erkan'ın ailesini kurtarmışlar hanımı. Sizin yapacağınız işin ta... Adamlar ne yapıyormuş? Onları da tutmuşlar. Aralarından birisi kaçmış. Adamlarına sinyal ver. Umut Çağdoğlu'nu alsınlar. Buradan başka çıkış, kurtuluş yoktur. Bari bu işi yap be. Haber bekliyorlardı. Halledeceğim hanımı. Ben bu işten sıyrılacağım. Sıyrılacağım. Sıyrıldığım gün de senin biletini keseceğim Halit. Dik dur lan. Ne alt işlediğimizi anlayacaklar. Dik dur. Tırnak. Hayırdır Azze? Niye çağırdın beni? Davete icabet ettiğine göre... Erkan'ın söyleyeceklerini sen de merak ediyorsun Füsun. Bak oğlunun katili geliyor. Ya ben seyirlik için geldim. Böyle Şadoğulları birbirine düşünce... sanki karnım doyuyor. O şerefsiz nerede? Söyle. Çok sabırsızsın Cihan. Laf kalabalığını bırak. Bak, çok büyük bir oyun kuruldu. Bu oyunu kim kurduysa ortaya çıkacak. Ya, herkes de bana sarıyor ya. Erkan içeride. Buyurun girelim. Füsun Aslan Bey, düşünün öyle kaçmak yok. Bir yere kaçtığımız yok. Kaçan senin gibi olsun Cihan Şadoğlu. Neredesin lan sen? Şerefsiz. Sakın! Burada kimse yok. Lan! Lan ne oluyor? Açın kapıyı! Açın kapıyı! Azze! Allah Allah! Hadi de! Açın kapıyı! Ne oluyor orada? Kimsiniz? Sesinizi çıkarırsanız öldürürüm. Geç şöyle, geç. Lütfen! Lütfen! Sesinizi çıkarırsanız öldürürüm, geç. Şöyle geç. Ne i̇çeri var? Ne oluyor? Sen içeri bak. Leyla Hanım, dikkat edin! Kesin ses. Geç şöyle, geç. Gitmemiz lazım. Hanım beyler, herkes dağılsın. Sen yukarı bak. Ben yukarı çıkıyorum. Bak şu odaya. Odalar boş mu? Kaç topu ya! Azze! Allah Allah! Hadide! Aç şu kapıyı! Lan oğlum! Yakacak bizi. Azze! Halit! Duymuyor musunuz oğlum? Kapattın lan burayı. Geri çekil. Aç şu kapıyı! Azize aç! Aç şu kapıyı! Azize aç şu kapıyı! Gelmeden şu bebeği bul, hemen çıkalım buradan. Telefon. Telefon. Hemen geleceğim hemen. Hemen geleceğim anneciğim. Hemen geleceğim anneciğim. Hemen geleceğim, korkma sakın. Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada? Git buradan. Azize! Buradan çıkarsam senin ölümün ben olacağım. Azize! Ya sen ne yapıyorsun babaanne? Neden ikisini de kapattın? Maksadın ne? Ben Reyhan'a bir söz verdim. Sizi bütün düşmanlarınızdan kurtaracağım. Anladın mı? Ama sen burada olmayacaksın. Git buradan. Git. Karına git, çocuğuna git. Hadi. İzin ver ben.
İzin vermem babaanne. Ayşe'yi kaybetmene izin vermem. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen de indir o çakmağı. Mahmut, indir. Eren, bak, ben bu yaşıma kadar o kadar büyük bir acı yaşamadım. Anladın mı? Bu öyle bir ateş ki, Hazar'a kötülük eden de, onun için vaktiyle kötülük düşünen de nasibini alacak. Ama önce ona kimin kıydığını öğrenecek. Babaanne! Her şey benimle başladı Miran. En büyük zararı ben verdim size. En büyük zarar. Ama şimdi kim ne zarar verdiyse ödeyecek. Bütün zarar verenler ölecek. Ben de öleceğim. Sen o silahı indireceksin. Bak izin vermem diyorum. Miran, ben kimseye tek kurşun atmayan Azize'yim. İlk ve son kurşunu kendime sıkacağım. Önce kim öldürdü öğreneceğim. Hazar'ı kim öldürdü öğreneceğim. Sonra Hazar'a kavuşacağım. Azze! Azze buradan çıkarsan var ya! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Söyle! Kim vurdu? Füsun mu Cihan mı? Söyle! Ben öğreneceğim. Ama sen öğrenmeyeceksin. İstediğin bu mu? Ya sen ne yapıyorsun? İndir şu silahı. Konuş. Kim vurdu? Lan konuş. Söyle Erkan. Konuş. Ayşe. Ayşe ne yapıyorsun? Delirdin mi? Sana yaptım. Benim hiçbir suçum yok oğlum. Git buradan. Ayşe öldü, anladın mı? Ayşe öldü. Azize'yim ben, anladın mı? Azize'yim. Azize olarak öleceğim. Yanıma da kalbi kararmış kim varsa katıp gideceğim. Azize! Buradan çıkarsam senin ölümün benim elimden olacak. Sen... Bak, seni öldüğün zaman bile affetmem. Duyuyor musun beni? Affetmem seni. Ben oğlumun birini iki gün önce kaybettim. Diğerini de sana veremem. Asla dönmeyeceğim, anladın mı? Senin o oğlun benim evladıma, torunlarıma kötülükten başka ne verdi ha? Onu ardımda bırakır mıyım sanıyorsun? Sen gerçekten Azize olmuşsun ha? Bırak oğlumu! Bırak diyorum sana! Söyle Miran, söyle kim? Söyle. Ha? Söyleyeceğim ama önce sen o silahı indireceksin. Yoksa gerçeği söyle ben. Yanlış bir şey yapmadan önce o silahı indir. Babaanne, indir. Söyle. Duygana. Sen karışma. Sen karışma. Bırak karışma. Bekle. Sakın bir delik etme. Sakın bir delik etme geliyorum. Sakın. Uzak dur. Reyhan'ım ben müsait değilim. Miran çabuk gel. Mutlu olacaklar. Miran. Umut'u alacaklar ne demek Reyhan, sen ne diyorsun? Ya ne olursun gel. Gel kurtar oğlumu, ne olur ne olur. Dur korkma sen, tamam dur. Miran ne oldu? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Miran ne oluyor? Oğlum nereye gidiyorsun? Yürü kana, ver bana onu. Yok be, bırak. Yürü kana. Nereye gidiyorsun? Miran! Büyük ana o silahı bana ver. Ne dedin? Ona ne dedin? Ver bana silahı. Aç şu telefonu Asiye. Miran nereye gittin? Aç şu telefonu. Yukarıdaki odalar kimse yok.
Aşağıdaki odaya bakın. Tamam. Koş, 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 koş. Korkma. Korkma oğlum. Korkma oğlum. Geliyorum, sakın korkmayın, tamam mı? Birazdan oradayım. Umut! Umut! Reyhan! Reyhan, iyi misiniz? Nerede Reyhan? Unutma. Reyhan! Reyhan, ne oluyor? Bir şey mi? Bir şey de bir ses ver. Reyhan! Reyhan, iyi misiniz? Ne oluyor? Reyhan, Allah aşkına bir ses ver. Bir şey de ne oluyor? Lan çekil! Lan çekil! Çekil! Geliyorum, geliyorum bir tane. Geliyorum, birazdan oradayım. Oradayım. Lan! Lan! Çekil şunu! Çekil!